ki sağlık durumu kötü ee, onu ifadelendirebiliriz ee, yani Ecevit'in ikinci açlık grevi, yani normalde e, iradesinin çok güçlü olduğunu e, ve yani bilincinin şu anda e, bu bağlamda güçlü ve açık olduğunu söylemekle birlikte e, İç organlardaki birçok fonksiyonun, birçok sentezlenmesi gerek hormonun sentezlenemediğini, karaciğer fonksiyonlarının bir kısmının şu anda kaybolduğunu ifade edebilirim. Şu anda 48 kilo kayboldu civarlarını yani 48 kilo 200 gram e, günden güne e, kilo veriyor yaklaşık 300-400 e, gram kadar e, günlük e, kilo veriyor e, 48 kilo da yani e, 183 boyunda bir insan için anormal bir kilo ölçü. Onu ifadelendirelim. Ece Türoğlu 1.83 boyunda uzun yapılı bir kişi. Dolayısıyla 48 kiloya kadar düşmesi onun birçok fiziksel faaliyetin fonksiyonunu yitirdiğini. Ani ataklar gerçekleşiyor. Bayılma, düşme, denge kayıpları gibi ataklar var şu anda. Yine işte şu anda hapsa, şeyde, hastanede olmasının sebebi dün gece hastaneye kaldırıldı. Hastanede olmasının sebebi yine Sırbistan Devleti'nin, Sırbistan'da bulunan e, İçişleri Bakanlığı'nın e, inanılmaz, anlaşılmaz ve vahşi vahşice uygulamalarından kaynaklı olduğunu ifadelendirebilirim. E, çünkü dün bir gün önce, yani iki, bundan iki gün önce e, Hastane kaldırmadan bir gün önce Ecevit Pirolu'nun kontrol için hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Hastaneye götürüldü Ecevit Piroğlu ama e, Sırpça bilmiyor, İngilizce bilmiyor ki oradakiler de İngilizce bilmiyor. Sadece Sırpça konuşulan bir avukatla şey doktora götürüldü, hastaneye götürüldü. Dolayısıyla Ecevit Pirolu e, tercüman istemesini. ...tercüman istediğini ifadelendirdi... ...orada... E, ...fakat... ...zaptı... ...o e, hastane... E, ...kontrolleri reddediyor... E, ...gerekçesiyle tutarak... E, ...Ecet Biroğlu'nu yeniden... şey hapishaneye geri gönderdi... E, ...aslında Ecet Biroğlu'nun... Bir, ...böyle bir beyanı yok... ...yani biz... E, bunu öğrendiğimizde avukatlar aracılığıyla bu beyan böyle beyan olmadığını hem e, bulunduğu hapishane idaresine hem de o hastaneye de bildirdik böyle bir, bir beyan yok çünkü dili bilmiyor yani bilmediği bir dil e, dolayısıyla e, bir tane ana dilinde. E, tercüman getirilmesinin bu işi kolaylaştıracağını e, irtibatın kolaylaşacağını her aklı salim e, insanın bilebileceği bir şeyin bizim yeniden hatırlatmamızın bize zul olduğunu ifadelendirerek e, onlara bunu e, anlattık onun üzerine e, tekrar biz bir hastane talebinde bulunmuştuk e, ama biz bu hastanelere giderken tabii tercüman ee, onun e, siyasi temsilcisi, e, avukatı, ailesi, haber verilmesi ya da refakatinin sağlanmasını talep ediyoruz. Çünkü gerçekten e, öyle olaylarla karşılaştık ki demin birkaç tane örneğinde söylediğim gibi eee Ece Diloğlu'nun oradan çıkartılmasını da bile endişe duyuyoruz. Yani e, nereye nasıl ne neyle karşılaşabileceğimiz. Çünkü artık çok ciddi kaygıları var. Hem sağlık sorunu e, çok yüksek e, riskli bir aşamada, hem de e, ne yazık ki e, Sırbistan devleti, e, Muz Cumhuriyeti gibi bir şey yani e, orada bize Egitirolunu kaybettik bile diyebilirler. Öyle öyle bir artık bizde inanç oluşmaya başladı. Dolayısıyla haber verilmesi gerektiğini söylememize rağmen, bu beyanlarda bulunmamıza rağmen herkesten habersiz Belgrad'ın dışında bir hastaneye götürdüler ve orada şu anda bir polis başında bekliyor ve çok geç haberimiz oldu ve bu süre zarfında Ege Türlüoğlu'na e, ha, müdahale yapılmasının e, riskli olacağını e, yani bunun kendi iradesi dışında yapılmasının hem e, yani insan haklarının özgürlüklerine aykırı bir şey olduğunu sonuçta bu bir eylem özgürlüğüdür buna aykırı olduğunu bununla birlikte de e, müdah müdahalenin doğru bir şekilde yapılmamasının Korsakov gibi çok önemli bir hastalıkla sonuçlanabileceğini e, biz Defalarca kez bildirdik ee, ama ona rağmen şu anda e, kontrolümüz dışında bir e, yerde e, bulunuyor ve e, ne yazık ki bize karşı bir e, şey yok geri dönüşü yok e, bununla birlikte son iki haftadır kilolarda değil yani kilolardaki e, belirtiler doğru olmasına rağmen e, ama Karaciğer fonksiyonları diğer e, iç organlardaki fonksiyonlar konusunda e, neredeyse hiç değişimi olmayan raporlar, sağlık raporları hazırlanmaya başladı. Yani bir tane şablon sağlık raporu var. Görülebilen hani kan tahliliyle çıkanlar dışında görünebilen e, nedir? Kilo. Bu kilo konusunu tam yazıyorlar, doğru yazıyorlar. Ama diğerleri şablon iki hafta öncekini yazıyorlar. Yani ortada 14 gün 15 gün geçmesine rağmen değerler neredeyse aynı. Bunun da bir düzmece raporlama olduğunu, dolayısıyla bunun da e, bir insanlık suçu olduğunu. Yani e, Ecevit bir olduğu şu anda göz göre göre Sırbistan Devlet tarafından parça parça katlediliyor e, orada e, zulme uğruyor e, ve Hiçbir şeyin de doğru olarak e, yansıması konusunda e, ne bizim müdahalemize izin veriliyor. Yani biz mesela bir hastaneye, kendi belirlediğimiz bir hastaneye gidip tetkiklerini yaptırıp sonuçlarını e, bildirmek ve açıklamak istiyoruz. Ne ona izin veriliyor? Kendileri sürekli bize şablon, e, tahlil sonuçlarını gösteriyorlar ki e, bunun böyle olmayacağı, bunun böyle olmadığı da uluslararası... E, yeterliliği ve saygınlığı olan diyeyim, birçok doktor tarafından son dönemde Ece Türoğlu'nun bu sürecine dair raporlamalar yapıldı. Bilimsel, gerçek ve bunlar şeyde ulaştırıldı. Adli mercilere, Sırbistan adli mercilerine o bulunduğu, biz hapishane diyoruz ama işte iade merkezine, e, yönetimine de ulaştırıldı e, avukatlar aracılığıyla ve bunların hepsinin yeniden e, bağımsız e, heyetlerle değerlendirilmesi gerektiği ifadelendirilmesine rağmen hala henüz bak bir gelişme söz konusu değil ne yazık ki. Yani biz e, şunu da e, net olarak söyleyelim. Yani şimdi Ece Piroğlu'nun gündemi aslında sadece Ece Piroğlu'yla ilgili bir gündem değil. Ece Piroğlu'nun gündemi bir defa eee AKP MHP faşizminin e, dünyanın dünyadaki kurduğu ilişkiler onun devrimci demokrat, yurtseverlerle olan hesaplaşmasının bir e, sembol örneği oldu Ecevit Piroğlu. Çünkü bugün şöyle bir isimden bahsediyoruz. Yani Ecevit Piroğlu'nun pozisyonunu biraz daha açabilmek adına söylüyorum. Bugün e, Balkanlarda NATO zirvesi var. NATO zirvesinde kulislerde şu anda Ecevit Piroğlu konuşuluyor. E, geçen hafta Avrupa Birliği parlamentosunda e, hem açık oturum gündemlerinden bir tanesi Ecevit Piroğlu'ydu. Hem de yine o kulislerde konuşulan gündemlerden birisi Ece Piroğlu oldu. Dolayısıyla Sırbistan Devleti şu anda şunu çok açık olarak yani e, uluslararası e, birçok kurum yani Birleşmiş Milletlerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne CPT'isinden yani birçok aklınıza gelecek birçok kurum bu durumun yanlış olduğunu iadeyen durdurulması ve ciddi bir özgürlüğün verilmesi gerektiğini açıklamasına rağmen rağmen Sırbistan hükümeti bunların hepsinin üzerine yattı sırtını döndü ve o sadece AKP MHP ile kurduğu ticari e, ve politik ilişkileri e, esas aldı. Şu anda bu durumun kendisi hukuki bir dava değildir. E, bir insanlık suçu davasıdır. E, gör, yaşadığımız olay bir insanlık suçu olayıdır. Ve bununla birlikte tamamen siyasi bir e, olaydır. E, AKP, MHP de şu açıdan mutlu tabii ki bu durum böyle getirmiyor. Orada bir devrimci, bir komünisti hem katlediyor e, ki kendisinde yarası olan hem Gezi hem Kobani gibi e, IŞİD'in yenilmesindeki o duyduğu üzüntünün ve öfkenin acısını çıkartacak imkanlar arıyordu ve burada hem işte en son HDP o Kobani kumpas davasında gördüğümüz gibi burada da Ece yapılan yine bir kumpas düzmece davalar serisiyle bir tane de değil serisiyle bu süreçten öç almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu işin kendisi bir şeydir. Ece Türoğlu'nun mutlaka mutlaka kendine insanım, vicdanım var diyen herkesin e, onunla bir dayanışma içerisinde olması gerek. Bu dayanışma e, yaşadığımız şartlar, yaşadığımız şartların zorluklarını e, önemsemeyerek anlatmıyorum. Tabii ki herkesin yaşadığı durumun şartlarına zorluğu vardır ama ne yapabiliyorsak yani bugün Ecep Piroğlu için bir haber paylaşımı bile yani herhangi bir e, ajanstan, gazeteden alınan haber paylaşımının bile bizim için bir değeri var. Atılan imzaların bizim için bir değeri var. Yani bunların bir toplumsal karşılığı olduğunu ifadelendirmekte bir sıkıntı görmüyoruz. Çünkü daha önce mahkemelerde de görüşmelerde de bunlar ifadelendirilir. Sırt devlet tarafından. Onlarca eylem yaptınız. Niye? E, yani durun artık dedikleri noktalar oldu bize. Çünkü e, gerçekten bir kişinin sesinin bile çıkması, bir kişinin bu konuya dur demesi bile bir karşılığı, ciddi bir karşılığı oluyor. O nedenle herkesi bu konuda bir söz söylemeye, yani aydın yazarların bu konuyu bir satırda geçirmesinden tutalım da işte bir haber programcısının bir haberin 30 saniyesinde geçirmesine kadar, bir kişinin bir tweet'i başlasına kadar bizim çağrımız buradan sesimizi duyabildiği her yere buralara bu şekilde destek vermek.